Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Erdoğan İmamoğlu'nu eleştiriyor. Tabii Erdoğan'ın eleştirilerinin ne demek olduğunu biliyorsunuz. Biraz ağırdır, bizim eleştirilerimize benzemez. Biz fikirlerimizi söyleriz. Yanlışı varsa yanlışını söyleriz. Yanlışı varsa yanlışını söyleriz. Doğrusu varsa doğrusunu söyleriz. Alkışlarız da. Biz bunu yapıyoruz. Ben kendi adıma konuşuyorum daha doğrusu. Biz niye diyorum ki anlamadım. Neyse. Erdoğan hakaret eder. Bu tarz konuşmalar Erdoğan'ı büyütmez. Erdoğan oylarını artırmaz. Erdoğan bu ülkenin cumhurbaşkanı olarak ya da yanındaki danışmanları ona hatırlatıp Sayın Cumhurbaşkanım aman tamamen tarz değiştirelim. Tamamen. Bundan sonra düşmanlaştırma üzerine gitmeyelim. Düşmanlaştırma olayı artık bitti. Çünkü bizim kullandığımız dini CHP'de kullanıyor, İyi Parti'de kullanıyor, Gelecek Parti'de kullanıyor, Deva Partisi'de kullanıyor. Hatta onlar dini bizden çok daha akılcı kullandıkları için onlar daha çok puan topluyorlar. Biz ise İslam dinini sanki ceberrut, acımasız, korkutan, sürekli ceza veren bir dinmiş gibi tanıtıyoruz. Cennetin kefenlerini dağıtıyoruz, yanmaz kefenler dağıtıyoruz. Cennetin biletlerini, parasız giriş biletlerini adeta dağıtıyoruz deyip Erdoğan'a bu defaki bu kar felaketinde İmamoğlu'nun da yani CHP belediyesinin kusurunun olmayabileceğini, bunun Allah'tan gelen bir gazap olduğunu, bununla dünyanın hiçbir belediyesinin en gelişmiş belediyelerin bile başa çıkamayacağını, bu nedenle İstanbul Belediyesi'ni yöneten arkadaşlarıma sesleniyorum. Kendinizi üzmeyin. İstanbullu hemşerilerime sesleniyorum. Kendinizi üzmeyin. Bunlar yaşanacak şeylerdir. Bunları ben de yaşadım belediye başkanlığım döneminde. Benden önceklerin kusuru suçu var mıydı? Ben o dönemde suçu kusuru onlara bulmuştum. Ama sonra yaşayarak öğrendim ki doğal afet geldiğinde siz ne yaparsanız yapın engel olamıyorsunuz. Eğer Erdoğan benim şu anda yaptığım bu konuşmanın benzerini yapsaydı, yanındaki danışman kadrosu ona bu tarz bir konuşma yazıp verseydi, bence hem kendi seçmenlerinin gönüllerini kazanırdı, çünkü artık onlar da yoruldular, hem de ortada kalan pek çok kararsız seçmen, ya durun bakalım bir dakika ya, bizim reis galiba olgunlaşıyor diye düşünebilirler. Yapmadı. Yapsaydı. Şimdi yine birileri diyecek ya dede bu adama niye akıl veriyorsun? Ya canlarım kimseye akıl vermiyorum. Birisinin yerinde olsaydım ne yapardım, nasıl yapardım diye kendi kafamdan geçenleri, kendi düşüncelerimi paylaşıyorum. Ve inanıyorum ki benim bu düşüncelerim toplum üzerinde daha etkili olurdu. Toplumun birbirleriyle kavga etmesini istemiyorum. Bu toplumu barıştıracak olan herkesin yanında dururum. Herkesin. Hep dediğim şu. Ülkeyi yönetenler asla ve asla yalan söylemeyecekler. Boş hayal kurdurmayacaklar. Boş yapamayacakları vaatlerde bulunmayacaklar. Günümüzün devlet insanı, siyasetçisi artık eskiden olduğu gibi değil. Evet, İnsanların hafızası, bilhassa bizim Türk Müslümanların hafızası balık hafızası gibidir. Çok çabuk unuturlar. Tamam kabul ama o eskidendi. Artık dijital medya diye bir şey var. 3 saniyede, 5 saniyede, hadi bilemediniz 1 dakikada eski haberlerin hepsine ulaşabiliyorsunuz. O nedenle benim söylediklerimi lütfen kendi düşüncelerim olarak alın. Kimseye akıl vermiyorum. Ha uyarı, herhalde deneyimim bu uyarıyı yapma hakkını bana veriyor. Ya da bunları söyleme hakkını bana veriyor. Yapılsaydı iyi olurdu diyorum. Yapmadılar. İnsanlara ne kadar çok haksızlık yaparsanız o insanı o kadar büyütürsünüz. Mesela ben Erdoğan'a bundan 25-26 sene önce belediye başkanlığından alındığında ve yargılanıp cezaevine atıldığında mağdur edildiği için yardımcı olmuştum. Bunu defalarca söyledim. Erdoğan'ı kim mağdur etti? O dönemin generalleri ve o dönemin yargısı mağdur etti. Erdoğan haksız yere hapis yattı. Buna ne olur inanın, lütfen inanın. Ha, diğer belgelerle ilgili, belediye başkanlığı sırasında yaptığı çalışmalarla ilgili ortada somut bir iddia olsaydı ve yargılansaydı, mahkum olsaydı
Adamın yanında ne işim vardı benim? Şiir okuduğu için hapsedildi, şiir okuduğu için görevden alındı. Ama o ne yaptı? O da kendisine yapılanları aynen yapıyor. Oysa o olgun bir devlet adamı gibi davranabilirdi. Halkıyla çıkardı, derdi ki bana bunu 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 yaptılar. Ama ben müntekiyim değilim. Müntekiyim olma sadece Allah'a yaraşır. Yani intikam alma, intikamcı olma sadece Allah'a yaraşır. Biz kulları intikamcı olamayız. O nedenle bana yapılan haksızlıkları unutmadım ama hiçbirisinden intikam almayı düşünmüyorum. Doğru çalışan ve fakat bizim partimizden olmayan bütün devlet hizmetlilerine, bütün belediye başkanlarına, milletvekillerine yardımcı olacağıma söz veriyorum. Ve sonra da sözünü yere getirmeliydi. Türkiye'nin, sadece Türkiye'nin değil, bütün dünyanın gelecekte böyle siyasetçilere ihtiyacı olduğunu lütfen yazın bir tarafa. Bakın ben bu yaşımda bu tarz siyasetçilerin dünyaya hakim olacağını göreceğim. Bu kadar, demek ki o kadar yakın bir zaman yani. Çok uzun bir zaman değil. Artık Erdoğan'ın tarzı siyaset bitti. Yine ben bugün ana muhalefet partisi lideri olsam ya da muhalefet partilerinden birinin lideri olsam Erdoğan'ın adını ağzıma almam. Ondan hiç söz etmem. Bugün muhalefet partileri otursunlar bir arada birbirleriyle anlaşsınlar desinler ki arkadaşlar bundan sonra Cumhurbaşkanı'nın ne Cumhurbaşkanı olarak adını ağzımıza alıyoruz ne AKP Genel Başkanı olarak ne de Hükümet Başkanı olarak. Bundan sonra biz de aramızda konuşalım. Erdoğan'la ilgili tek cümle etmek yok. Yani onu bundan sonra yok farz ediyoruz. Bizim için yok hükmünde yani. Sonra da beraber Türkiye'nin nasıl refaha ulaşacağını, neler yapılacağını, fakirlikle bilhassa nasıl mücadele edileceğini, yeniden orta direğin tesis edilebilmenin yollarının neler olduğunu, burada nasıl ortak çalışmalar yapacaklarını ve bu noktalara gelebilmek için siyasi görüşler arasında fark bile olsa asıl olanın hukukun üstünlüğü ilkesine riayet olduğunu halka anlatmalılar. Ve halka şunu söylemeliler. Hepsi her konuşmalarında, her siyasi parti lideri bunu yapmalı sözcüsü. Bize oy verin demiyorum. A partisine, B partisine oy verin demiyorum. Ama mevcut iktidar partilerine oy vermeyiniz. Devletin bütün kurumları karşısında eşit olduğunuza olan inancımızla sizleri huzurlu kılmak, sizleri mutlu kılmak, sizleri özgür kılmak, hakkınızı arayabilir birer yurttaş haline getirmek, sizlerin devletten daha güçlü olduğunuzu sizlere kabul ettirmek. Evet, sizler bizim devletimizden daha güçlüsünüz. Çünkü siz bu devletin gerçek sahibisiniz. Sizler olmazsanız bu devlet ne işe yarar? 30 yıldır bunları anlatıyorum. Artık devlet devasa bir organizasyon. Ve bu organizasyonun bir tek işlevi, bir tek görevi olmalı. Beni verdikleri vergilerle, yaptıkları askerlik görevleriyle ve diğer hizmetlerle ayakta tutan ben bu halka nasıl hizmet edebilirim? Onlara olan borcumu nasıl ödeyebilirim? Devlet bunu düşünmeli. Ama şunu da hep savundum. Devletsiz, liberal ekonomi, liberal demokrasi olmaz. Yine savunuyorum. Yine aynı yerdeyim. Ama benim anladığım devlet, benim anlattığım devlet yani hizmetkar devlet. Eğer devlet hizmetkarlık yerine ceberutluk yaparsa, kendisini oluşturan halkına eziyet ederse, kim adına? Kendisini seçim sandığından çıktığı için yönetme hakkına sahip olan kasabalı, sokaktan türemiş siyasetçiler adına baskı yaparsa o devlet devlet olmaktan çıkmış, birer heyula, birer canavar haline dönüşmüştür. Benim devletim, benim anladığım devlet monist devlettir. Bugün bir haber düştü, sosyal medyada okudum zannediyorum. Kılıçdaroğlu bana İmamoğlu'nu ve Mansur Yavaş'ı aday göstermeyecekmiş gibi geldi. Nereden çıkardım bunu? Bakın, onu da sizinle hemen paylaşayım. Dedi ki Kemal Bey, Cumhurbaşkanı adayının siyasetçi olması ve Türkiye siyasi yapısını iyi bilmesi gerekiyor. Popüler bir isim getirme düşüncemiz yok. Yani tamamen aynı düşüncede olduğum için bu cümlesine
Ve bu görüşüne katılıyorum. Ya biliyorum. Biliyorum. Bir dakika sus. Konuşma. Dinle. Hissediyorum. Neler söylediğini. Kiminizin. Ya inanın. Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne gelmiş en dürüst genel başkanlardan biri. CHP genel başkanları zaten hep dürüsttüler. Onların içinden hiç hırsız çıkmadı. Evet bunu kabul ediyorum. Ama bakınız. Onlar çok farklı şeyler. Bir insanın hırsız olmaması normal şartlarda olması gereken şey zaten. Yasalar ülkeyi yönetenlerin de yönetmenlerin de en ufak çocuğun bile değil mi hırsızlık yapmasını kabul edemiyor. Baklava çalan çocukları hapse atan kanunlarımız var. Çalmayacak. Doğru. İhtiyacı var elbette ama ihtiyacı olduğu anda da çalmamayı öğreteceğiz insanlarımıza. Değil mi canlarım? Bu konuda zannediyorum hemfikiriz. Ama çok kötü de bir huyumuz var. Milletçe var. Popüler insanlara çok kanıyoruz. Recep Tayyip Erdoğan 4 ay hapis yattığı için 20 yıldır Türkiye'yi tek başına ve acımasızca yönetiyor. Hiç liyakati yok. Benim gözümde Erdoğan devleti hiç bilmiyor. Onun bildiği devlet de bizim bildiğimiz devlet değil. Erdoğan'ın anladığı devlet, Erdoğan'ın ele getirip geçirmeyi amaç edindiği devlet. Neden? Çünkü devlet ele geçirince gücü ele geçiriyor. Benim düşlediğim devlet ise amaç değil. Ele geçirmeyi aklımın ucundan bile geçirmiyorum. Ben siyaset yapsam, mesela cumhurbaşkanı olsam ki kafamın aklımın ucundan bile geçmiyor böyle bir şey. Ama olsam devleti ele geçirme amacım olarak görmem, devleti halkıma hizmet götürmenin aracı olarak görürüm. Yani devlet benim için yük trenidir. Ben devletle bütün hizmetleri, her türlü ürünü, mal ve hizmeti halkıma ulaştırmak için kullanırım. Ama Erdoğan ve siyasal İslam'ın kafasında devleti ele geçirme amacı var ki o amacı elde ettikten sonra da kimse kusuruma bakmasın. Bunu asla hakaret amaçlı ya da küçümseme amaçlı söylemiyorum. Devletin imkanlarından faydalanarak sürekli iktidarda kalmak var. Bunlar demokrasiye uygun şeyler değil. Yapılıyor, yapılıyor ama yapılmazsa çok daha iyi olur diyorum canlarım. Yani geleyim Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'nu ya da Mansur Yavaş'ı neden aday göstermeyeceğine. Kılıçdaroğlu devleti yönetebilecek yetenekte, bilgide, deneyimde ama popülaritesi olmayan birine teslim etmekte kararlı. Devlet yönetmek başka bir şey canlarım. Fakat bugün Türkiye'sinde parlamentomuzda devletimizi yönetebilecek yetenekte milletvekilleri var. Adalet Parti, Kalkınma Partisi'nden de var. Evet de var. CHP'den de var. İyi Parti'den de var. Gelecek Partisi'nden de, Deva Partisi'nden de var. Diğerlerini saymayayım, yanlış anlaşılır. Evet. Bitireyim. Enseyi karartmayın. Çok güzel günler göreceğiz. İnanın çok güzel günler göreceğiz. Ve hep birlikte mutluluğun resmini çizeceğiz. Biz çizeceğiz. Başaracağız o resmi çizmeyi. Sonra da çizdiğimiz o mutluluk resminin karşısına her ihtiyacımız olduğunda geçip bakacağız ve ileriye doğru hızla koşacağız. Hepinizi gözlerinizden sevgiyle öperim. Hoşça kalın canlarım. Hoşça kalın güzellerim.